Arkadaşlar sizler için şimdi bir parçacı abimizden cant bulmaya gidiyoruz. Şu anda dernek pazarından yukarı doğru, içe doğru girdik. Ya nereye gidiyorum bilmiyorum. Bakalım abi bizi nereye götürüyor. Ya kesmeye götürüyor ya da gerçekten cant verecek bize. Hayırlısı olsun bakalım. Nereye çıkacağız? Yok abi sigara içmiyorum. Hüseyin abinin yanına geldik. Hüseyin abi çok güzel cantlar çıkardı bize. Arkadaşlar şu Mitsubishi. Şu BBC Volvo. Bu da Volvo. İnşallah hepsini ayrı ayrı renklere boyayacağız. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere cant boyama videosunu işleyeceğiz. Cantlarımızı nasıl boyayabiliriz? Aşama aşama hepsini size anlatacağım. Şimdi elimizde 3 tane cant var. BBC'nin cantı, Volvo'nun cantı. Bir tane de Mitsubishi'nin cantı var. Ben bugün burada bir tane Volvo cantı boyayacağım. Diğer cantlara da siz karar verin. Hangi renge boyayacağız diye. Aşama aşama başlayalım. Hepsini tek tek size anlatacağım. Hatta bu diğer cantlarda çok derin yaralar var. Gerekiyorsa buralara kaynak yapıp düzelteceğiz. Şunda çok yara yok. Bu daha düzgün bir cant. Öncelikle cant nasıl boyanır? Sonradan tamirlerin hepsini size detaylandırıp video şekline getireceğim. Çok uzatmadan hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk halini gösterelim size. Cantın durumu kötü. İçini dışını. Şimdi içini dışını güzel bir temizleyelim. Sonra aşamalarına geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar önce bir yıkayalım. Şimdi arkadaşlar güzelce demir tozu sökücüyle bunun iç kısmını güzelce temizleyelim. Yani yaptığımız işi gayet güzel bir şekilde yapalım. Çok pislik dolu. Yani demir tozu sökücüsünde çok aşırı böyle şey almanıza gerek yok. Yani çok pahalı malzemeler almanıza gerek yok arkadaşlar. İlla ki böyle hani kan akıtan falan o muhabbetlere girmeye gerek yok. Çünkü onlar yurt dışından gelen bir madde. Hani efekt veriyor diyelim onlara. Şimdi arkadaşlar bu cantı temizledikten sonra zımpara aşamasına geçiyoruz. Çok derin yaralarda veya yüzeysel yaralarda macun, yoklama macunu kullanılabilir. Fakat bu videomda bunu işlemeyeceğim. Diğer çok kötü cantlarımız var. O videolarda bunu işleyeceğim. Bu videoyu macunsuz yapacağız. Şimdi güzel bir temizledik. Elimizden geldiği kadar temizledik. Daha da iyi olabilirdi ama çok uzatmak istemiyorum. Şimdi burada öncelikle 800 zımpara, gönderdiğimiz 800 zımpara şöyle 4'e bölelim. 4'e böldükten sonra 800'den beraber sulu şekilde zımpara yapıyoruz. Bir gün önceden bunu suya yatırmanız tavsiye edilir. Arkadaşlar şimdi zımpara yaparken güzelce ıslatalım. Doğrusal hareket lerle her tarafını güzelce 800'de sulu bir şekilde zımpara yapalım arkadaşlar. Şurada dikkat etmeniz gereken astara kadar iner. Fakat çok fazla indirmeyin. Yani bunu metale kadar indirmeyin. Metale kadar indirdiğiniz zaman problem yaşayabilirsiniz. Astar attığınızda bir kabarma yapabilir. O yüzden çok derine inmenize gerek yok. Buradaki amaç bunu çizmek ve şu yara olan yerleri sıfırlamak. Tek tek kolların hepsini zımparalıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar güzelce her tarafını, şu iç kısımlarını, çizik olan yerlere biraz daha derine inebilirsiniz. Mesela şurada çizik var. Derin çizik. Onu almak için mesela biraz daha derine inip şöyle avucunuzla böyle yoklayıp değmiyorsa bir sıkıntı yoktur. Mesela şurada bu düzeldi. Astarda vurduktan sonra burası tamamen sıfırlanır. Burada mesela zımparanın değmediği yer kalmayacak. Şimdi kolları vurduk, kenarları vuruyoruz, zımparalıyoruz. Şimdi arkadaşlar her tarafa değdik üst kısımlarda. Şimdi ara yerleri tek tek 800'e yaptıktan sonra keçe zımparaya geçiyoruz.
keçe zımparamızla delemediğimiz şu bujon delikleri aralar. Hepsini güzelce zımparalayalım arkadaşlar. Tekrardan yüzeyinden geçin. Yeter ki çizilmeyen yer kalmasın arkadaşlar. Arkadaşlar jantı güzelce zımparaladık. Son yıkamasını yaptık. Yıkamasını yaptıktan sonra gayet güzel bir şekilde şu üstündeki suyunu alıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bir su damlası kalmaması gerekiyor. Özellikle şu bujon araları olsun. Eğer kalırsa boya yapışmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar set içerisinde bir tane pigmentli astar var kaliteli. İki tane jant boyası. Bir tane de 2K HS vernik var. Şimdi öncelikle astarımızı vuralım. Vurmadan önce çok iyi çalkalayınız. Hani 2 dakika boyunca mutlaka çalkalayınız. Ondan sonra astarımızı vuralım. Bunu da çalkala bas çek, çalkala bas çek. Çok yaralı olduğundan dolayı ben komple astarlayacağım. Çok yaralı değilse komple astarlamanıza gerek yok. Yani yaralı yerleri astarlasanız da yeterli oluyor. Düz bir şekilde arada şöyle ağzını silebilirsiniz akıtma yapmasın diye. Vuracağınız yüzeye dik bir şekilde olsun arkadaşlar. Sonra şöyle bir bakın. Kalmayan hani vurmaya vuramadığınız yer varsa oraya tekrardan vurun. Şimdi tekrardan böyle bir bakıyoruz. Nereye vuramadık? Nereye baskılı vurmamız gerekiyor? Şimdi kol iç kısımlarda vuramadığımız yerlere bakıp oraya da tekrardan vuruyoruz. Arkadaşlar astarda tek katı attık. Şöyle göstereyim ben size. Eğer ki çok yaralıysa ikinci katı da atabilirsiniz. Astar yeter. Bende hafif yaralar var. O yaralara bir kat daha atıp sonra zımparaya geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi astarımız kurudu. 20 dakika sonra astar yüzeyini daha pürüzsüz bir şekilde getirebilmek için tekrardan kullandığımız 800 zımparayla güzelce yüzeyini çok kaldırmadan bir şekilde zımparalıyoruz arkadaşlar. Yine sulu bir şekilde. Aynı şekilde ama yani buradaki amaç sadece pürüzsüz hale getirmek. Yani yüzeyinde böyle hafif pürüzleri almak, kaldırmak değil astarı. Aynı şekilde burada çok uzatmayacağım. Tekrardan yüzeye zımpara değmeyen kısım kalmayacak. Böyle yüzey pürüzsüz hale gelene kadar yapınız. Hani altı çıkarsa da tekrardan bir astar vurursunuz. Problem yok. Yani elinizi şöyle değdirdiğiniz zaman pürüzsüzlüğü hissedin arkadaşlar. Ben güzelce bunu zımparalayayım. Ondan sonra da yine ara yerleri keçeyle gireyim. Çok uzatmadan boya aşamasına geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz zımparasını yaptık. Astarı hazırladık. Gayet güzel bir şekilde boyaya hazır oldu. Suyunu da aldık. Tertemiz. Şimdi jant boyasını kullanacağız. İlk etapta çok iyi bir şekilde çalkalıyoruz tekrardan. Burada 3 aşamadan oluşuyor. 1 tozlama, 2 baskılı, 3 son tozlama. İlk tozlamayı yapınız. Çok kapatmazsa ikinci tozlamayı yapınız. Sonra baskılı bir kat. Sonra en son tozlama. Bas çek, bas çek, çalkala. Çalkalarken de üstünde şöyle çalkalamayın. Atma yapabilir. Şuradaki pislik buraya damlayabilir arkadaşlar. Çok iyi çalkaladık. İlk kat üstünden tozlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçiyoruz. Sonra araları geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar tek tek şu aralara tozlamasını yapalım.
Şimdi diğer tarafın tozlamasını yapalım. Şu kolun iç kısmını uzaktan. Tozlamadaki mantık, yani toz toz uzaktan atmanız yeter. Arada şu ağzını şöyle elinizden siliniz arkadaşlar. Şimdi içi yaptık. Şu köşeleri yapıp tozlamayı bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk kat tozlama tamam. Sonra ikinci kat baskılı da görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ikinci aşama, baskılı bir şekilde üstünü gezdireceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bas çek bas çek çalkala, ama biraz daha baskılı. Tamam, yüzeyi bitirdik. Aynı az önceki gibi şimdi kolların iç yüzeylerini. Şimdi iç yüzü yaptık. Şu dış yüzeylerini yapıyoruz. Arkadaşlar kamera az önce sıcaklıktan kapandı. Dış yüzü yaptıktan sonra şu ara yerleri yapıp ikinci kat olan baskılıyı bitiriyoruz. Şimdi bakıyoruz jantımıza. Jantımızda bir boşluk var mı? Boşluk varsa tekrar bir baskılı yapabiliriz. Yoksa tozlama aşaması, yine ilk kat yaptığımız gibi yapıp vernik aşamasına geçiyoruz. Şimdi ben tozlamasını yapıyorum arkadaşlar. Uzaktan toz toz basacak basacak. Tekrar ara yerleri de tozlama yapıp bitirelim. Diğer kol tarafını yapalım. Şimdi şuraları tozlamasını yapıp bitiriyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Tozlama bu kadar. Şimdi verniğe geçeceğiz birazdan kuruduktan sonra. Arkadaşlar şimdi son aşamaya geldik. Şu kenarlarını da bir boyayla döndükten sonra vernik aşaması, vernik 2K HS vernik, iki komponentli. Bu kuruma yapmıyor arkadaşlar. Tek kurumayı şu kapakta yapar. Onu da kürdanla beraber açabilirsiniz. Hava değmediği için kuruma yapmıyor. İyi komponentli olması gerekiyor. Yoksa normal vernikler matlaşma yapıyor, parlama yapmıyor. Bir de high solid olması gerekiyor. Vurduktan sonra gerilimle daha bir parlak hali alıyor. Şimdi bunu ilk önce her zamanki gibi tabii ki çalkalıyoruz. Bunu da arkadaşlar vururken baskılı vuruyoruz. Önce bir dışa at, dışa atın. Önce şöyle bir dışa atın. Ondan sonra baskılı bir şekilde gidiyoruz. Yani şöyle 10 santim geldik. Aşağı 5 santim inip kapata kapata gidiyoruz arkadaşlar. Beyazlama yaparsa korkutmasın sizi. Sadece akıtma yapmayın yeter.
Arkadaşlar yüzeyini şöyle güzelce vernikledik. Vernikledikten sonra her zamanki gibi ara yerleri verniklemeye başlıyoruz. Şu sibop yerinden başlayalım ki unutmayalım. Tamam. Şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer tarafı vernikleyelim. Tamamdır. Şimdi son kalan yerler şu ara kısımlar. Oraları da vernikledikten sonra işlemimiz bitiyor. Yine siboptan başlayalım ki unutmayalım. Arada ağzını mutlaka şöyle bir silin. Şimdi dış kısmını yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bitirdik. Şöyle gözünüzle mutlaka böyle bir bakın. Hani vernik değmeyen yer var mı diye. Onu baktıktan sonra işlem tamamdır. Tek katta bunu bitirin verniği baskılı bir şekilde. Şimdi kurumasını bekleyelim. Son halini değerlendirip videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar jantımız bitti. Şöyle dolaşalım etrafını. Gayet güzel. Herhangi bir problem yok. Arkadaşlar bu son hali. Vernik kurudukça hayç solid olması nedeniyle daha bir gerilip daha güzel bir hal alıyor. Arkadaşlar videomuz burada son buldu. Ben yaptığım işi beğendim. Amatör bir şekilde bu jantlarınızı çok rahat bir şekilde boyayabilirsiniz. Zaten ilk halini biliyorsunuz. Çok rezil bir durumdaydı jant. Yani şu durumlardan şu duruma gelebiliyor. Hem de buna macun vurmadan. İnşallah diğer ki videolarımızda şöyle macun çalışması da yapacağız. Fakat bu videomuzda dedik yani basitten başlayalım, sonra macun kaynak onları sonra yaparız inşallah. Setin içerisinde ne var tekrar baştan söyleyeyim. Bir tane astar var, pigmentli, yüksek kapatıcılığı var. Bir tane HS vernik var, 2K yani iki komponentli bir sertleştirici içerisinde. Piyasada hiçbir verniğin içerisinde sertleştirici yok. Yani dikkatli olun, paranızı çöpe atmayın arkadaşlar. İki tane de jant boyası mevcut. Bunların da kapatıcılıkları yüksek. Bunların hepsi 4 janta yetiyor. Rahat rahat yetiyor arkadaşlar. İki tane daha jantımız var. İsterseniz jantları çok çok da arttırabilirim. Bunları siz isteyin. Hangi renge boyayacağımızı ona göre istediğiniz renklere boyayalım. Gam metal olabilir, BMW A32 olabilir, mat renk olabilir. Hangi istediğiniz renk varsa yorumlara yazın. Ben o şekilde boyayacağım. Bu kanal sizin arkadaşlar. Siz isteyin. Ben inşallah gerçekleştireceğim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ersan bak bakayım beğenecek misin? Nasıl oldu? Güzel güzel. Maşallah. 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 Okey verdin mi? Vallahi çektim. Mükemmel. Tamam. Bu boyadan alın.